Merhaba, ben Ömer Saraç. Adana Arımaksat Şubesi'nde gayrimenkul danışmanıyım. Gayrimenkul dünyasına hoş geldiniz. Bugün beraber emlak piyasasını inceleyeceğiz. Öncelikle bankalarımızın faiz durumları, konut kredisi faiz durumları ne durumda bakalım. 11 Ocak 2021 itibariyle Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 1.65. Halk Bankası konut kredisi faiz oranı 1.52. Vakıfbank, Sarıpancur konut kredisi 1.49. İş Bankası 1.40. Akbank 2.09. Garanti Bankası konut kredisi 1.49. TEP kredi faiz oranı, konut kredisi 1.49. Bugün için 11 Ocak 2021 tarihi için önemli bir haberimiz var. Mevduat hesapları, mevduat faiz oranları ile ilgili. Mevduat faiz oranlarında faiz depremi olarak Takvim Gazetesi duyurmuş. Kıymetli dostlar, nedir bu? Mevduat faiz oranlarında 11 Ocak itibariyle büyük bir düşüş yaşanıyor. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik, 18, 19, 20 aralığında iyiydi. Şu anki 11 Ocak itibariyle mevduat faiz oranları şu şekilde. Vakıfbank %11, Ziraat Bankası %10, Halk Bankası %9.75. ING Bank %12, FİBA Bank %12, Alternatif Bank %12, Burgan Bank %12, TEP %9.75, Odeo Bank %12, Deniz Bank 11.5, QNB Finans Bank %12, HSBC %10.7, Akbank %9.5, Garanti Bankası %10.25. 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle şu an için en fazla mevduat hesabı faiz mevduat faizi veren bankamız Alternatif Bank %13.5 ile. Bunu %13 ile cepte TEP Bankası izliyor. Onu ise 12.5 faiz oranı ile ING Bank izliyor. Şimdi bu rakamlar, bu faiz oranları ne demek? Bize ne anlatıyor? Biz emlak piyasası olarak bundan ne anlayacağız? Öncelikle mevduat hesabında parası olan yatırımcılarımız, dostlarımız parasını çekmeyecek, bekleyecek. Çünkü iyi bir faiz oranı yakaladı. Bu faiz oranını değerlendirmek isteyecek. Yatırımcılarımız bir süre daha hangi limanda bekliyorsa, dövizde mi, altında mı, yoksa mevduat hesabından bekliyorsa beklemeye devam edecek. Yalnız bunun yanında elinde Türk lirası cinsinden mevduat olan yatırımcılarımız için altına, dövize veya mevduat hesabına yönelmekte tereddüt edecek. Bu durumda yatırım yapma ihtiyacı doğacak. TL'de kalmaktan çok en azından elindeki mevduatı yatırım olarak değerlendirmek isteyecek. Bir arsa olarak değerlendirebilir, iş yeri olarak değerlendirebilir, uygun fiyatlı bir konut olarak değerlendirilebilir. Bunu daha önceki videomuzda söylemiştik. Eğer emlak sektöründe mevduatınızı değerlendirmek istiyorsanız şu an en uygun zaman. Elinde Türk lirası cinsinden mevduat olan dostlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki dönemde pandeminin etkisinin azalmasıyla beraber, ekonomideki hareketlenmeyle beraber şu anki fiyatları bulmak zor. Öyleyse elimizde eğer TL bazında mevduatımız varsa bunu mutlaka emlak sektöründe değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Benden bu kadar. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.